Türkcell mi? He, Türkcell. Evet. Mersin'den yayınımıza devam ediyoruz. Fehmi Beyazıt kardeşimizin çadırını ziyarete geldik. Buradaki çadırını kullanım amacı da salma tavuk kümesi. Nasıl durum, nasıl Fehmi abi? İyi abi, çok şükür. İyi mi? İyi, Allah kolaylık versin. Değil, şu kümesi bir gezek bakalım. Ne varmış, ne yokmuş. Çadırın ebatı 10x 7x40, ha 10x değil. 7x40 ebatında akıllı pencere sistemi var bu çadırda. Aynı zamanda da mahya sistemi var. Şöyle içeriye doğru bir girelim. Ne var ne yok bir keşif yapalım. Çok güzel bir şey var. İnternetimiz iyi çekiyor. İlk bölümde güzel bir kasma yapmış buraya. Yeni yemleri buraya. Evet, aynen, güzel. Hatta kaçanlar oraya bile yumurta atıyor. Aynen, orada yumurta var. Evet abi. Yumurtayı gördük. Şurada da suluklarımız var. Şimdi bunları yeni yapıyoruz abi. Tamam, sen anlat abi. Yeni değişik bir şey yapacağız. Tamam. Şimdi abi 7x40 çadırı biz böldük. 5 bölmeye böldük. Demiştin ya, o olay bu mu? O olay bu. Tamam. Niye bunu yaptık? Hayvanların yemini, bakımını daha rahat yapıyoruz. Şimdi dışarıda su tankları var, gördünüz. Tamam su abi. Su tanklarını hepsinin kendi bölmesinin nipelleri ayrı. Bu bölmenin nipeli bu. Su tank sehpası o. Anladım abi. Her bölmeye ayrı su vereceğiz. Vitamini. Şu anda kaç cins hayvan var burada? 3 çeşit hayvan var abi burada. Biz girmeyelim abi. Burada hayvanları rahatsız etmeyelim. Şöyle çekim yaparız. 3 çeşit hayvan var abi. Girebiliriz. Tamam. Zaten yumurta topluyor. Var mı arkadaş içeride yumurta topluyor? Zaten yumurtalar burada toplanmış. Bura ataks bölümü. Bura ataks. Tamam, gel Gökhan. 3 cins hayvanın burada üretimini yapıyor Fehmi abi. Yani tek cins hayvan olacak bir kaydı yok. Anladım. Biraz bağırarak konuşmamız gerekecek herhalde. Tavukların sesinden. Tek cins hayvan olacak diye bir kaydı yok. Bölme yaptığımızdan dolayı 3 cins hayvanı çok rahat bir şekilde koyabiliyoruz. 4 cins, 5 cinse kadar koyabiliriz. Tamam abi. Mayaları biz bir tanesini açtık. Tamam. Açtığımızda bir şeyi fark ettik. Mayaları açtığımızda içeriye fan koyma gereği yok. Akıllı pencerelerden havayı alıyor zaten, koku asit yukarıda oluyor. Şu anda kaç tavuk var burada? Şu an 2000 hayvan var burada. Çok içeri rahat. Şu an 2000 hayvan var ve asit kokusu yok. Çok rahat içeri. Aynen fan öyle. Fan çalışmıyor. İçeride duman, muman, şu anda mis gibi bir ortam var arkadaşlar. Şöyle ikinci bölüme zaten geçelim. Yere de bakabilirsiniz. Gübre kutluyor. Aynen. Tabanı gösterelim. Göster. Aynen. Bak elimizde. Gübre kutluyor. Yani burada ben aslında ne anlıyorum biliyor musun Fehmi abi? Bu senin başarın. Aynen. Yani yumurtalar orada. Bu çadır olmasın, bina olsun fark etmez. Hiç fark etmiyor. Sistemi iyi oturtturmuş. Kafayı kullanırsak biraz daha değişik şeyler yapacağız. Aynen. Geçelim. Yumurtaları nereye atıyor hayvanlar burada? Yumurtayı yere atıyor. Akıllı folluk sisteminde bazısı uyuyor. Yani sisteme ayak uyduruyor, kimisi uydurmuyor. Onun için biz de yere plastik sandıklar koyduk. Şu yumurtaları bir çekeyim ben. Geç abi. Yavaşça. Bak her yerde yumurta var. Aynen. Böyle olması iyi mi? İyi abi. En azından gezen hayvan olduğunu millet daha iyi anlıyor. Aynen. Kafes yumurtasını gezen tavuk yumurtası diye satanlar var. Evet. Burada aynı zamanda Mersin bölgesindeki Fehmi Beyazıt abimizin çiftliğini birebir gezen tavuk yumurtası olduğunu görüyorsunuz. Zaten dışarıda da güzel bir yayılım alanı var. Şimdi zaten insanlar şey diyor. Nasıl diyeyim? Tavuk niye böyle diyor bakın. Aynen. Niye böyle? Evet, oraya anlatalım mı? Tavuğun tüyü dökülüyor diyor. Yine niye tüyü dökülüyor? Bu hayvanın altında bakın yumurta var. Evet. Şurada yumurta kanalı çatalı var. Tam şurası. Şurası açıksa bu hayvan yumurtluyor. Bazı arkadaşlar diyor yine tüyü dökülmüş, bu hayvan yaşlı değil. Yumurtlayan hayvan tüyü, vücuttaki enerjiyi yumurtaya veriyor. Tüye çalışmadığı için tüyü dökülüyor. Tüye çalışmıyor. Anladım. Bazı öyle arkadaşlar var. Onlar güzellik yarışmasına mı sokacaklar? Ne yapacaklar anlamıyorum. Bir müddet sonra da tüye çalışır abi. Bir müddet sonra yemi değiştirirsen yumurtaya... Şimdi şu bölümde ne hayvanımız var abi? Tintet abi. Evet, meşhur tintetlerin yanındayız şimdi. Meşhur tintet bu. Yumurta verimi en yüksek olan hayvan bu. Evet arkadaşlar, tavukçuluk işiyle ilgilenmek isteyen arkadaşlar, aynı zamanda da salma tavuk kümesi kurdurmak isteyen arkadaşlar, Fehmi Beyazıt abim bu tavuğu çok güzel anlatıyor. Yani veriminin yüksek olduğunu anlatıyor. Şimdi tintet yumurtasının rengini, ebatını da göstereceğiz. Yumurtalar burada abi. En önemli kısım bu.
Şu Ataks'a benziyor biraz. Bu Tintet'in. İçinden o tarz yumurta atabilir. Atıyor mu? Karısı atar. Çıkıyor. Bunlar Tintet yumurtası. Krem rengi. Kremle beyazın arasında bir şey. Aynen öyle. Bu Tintet'in. Senelik senin tahminin. Bu Tintet'lerde ortalama. Abi, yaptığımız iyi bakılırsa tabii. Yaptığımız iyi bakılırsa. Araştırma hayvana baktığın sürece yılda 340 ile 360 arasında verim veriyor. Bir tavuk. Yani abartsız her gün yumurta atıyor diyebilirim. Öyle bir şey var yani. Huyu var. Çok da güzel verimi var bu hayvanın. İlk başta ben de biraz tereddütteydim bu hayvanı alırken. Hı hı. Ama verimi Ataks'a, Nick Brown'a göre aşırı derecede yüksek. Anladım. Yem tüketimi Ataks'a göre az. Bunun? Tabii bunun yem tüketimi Ataks'a göre az. Bir tavukçu arkadaşım var. Yalçın abi. Yartın Tartköy. O da videoyu izlerse selam olsun oradan. Buradan. Bu tavuğu anlatmıştı bana. Böyle 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 diye. Burada da kanıtlarıyla görüyoruz hayvanı. Şimdi orada Nick var mesela. Oraya. Diğer bölüme geçiyoruz. 7'ye 40 ebatındaki çadırda şu anda 3 çeşit hayvan ayrı ayrı birbirine katışmadan sisteme oturtturmuş abi. Burada da Nick Brown var. Nick Brown bölgesi. Burası nasıl peki? Bu cins nasıl bu abi? Bu hayvanın yumurtası da genelde kafes yapıyor çoğu kişi. Yumurta verimi Ataks'tan bu da yüksek. Yumurta rengi biraz koyu kahverengi. Evet abi. Bunu kafes üretimi kafese daha uygun bir hayvan. Ataks kadar uygun değil bu. Evet. Bu biraz daha uygun. Yemi bu biraz daha az. Tintet'ten biraz fazla yiyor. Ataks'tan az yiyor. Anladım yani abi. Yani en çok yem tüketen Ataks. Çok güzel. Bir de yemden de fark ediyor. Yemi biz mesela Beyza kullandık. Şahin yem kullandık. Hı hı. Pro yem kullandık. Birçok yemi kullandık. Şimdi bizim yemcimiz de CP bölge bayisi Kenan Bilen. Bilen yem. Evet abi. Kenan abi bize özel rasyon yapıyor. Dernek olarak yem alıyoruz biz. Mersin Gezen Tavuk Üreticiler Derneği olarak. Orada da palet denilen bir yem var. Evet, böyle biri. Küçük küçük. Bir de granür olan bir yem var. Küçük toz halinde. Hı hı. O yemi değiştirdik. Paletle granürün arasında bir yem yaptık. O yemi de şu an çok güzel tüketiyor. Hayvanların hepsi ayrı bir şey yani. Anladım abi. Yem çok önemli. Genel olarak çadırın performansı nasıl peki hala? Çadırın performansında hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Zaten Serkan abiyle de görüştük. Bir evet. Çadır daha atacağız buraya. Evet. Nasip olursa. Bu sefer onu attığımızda bizim bu yapmış olduğumuz bölmeyi siz yapacaksınız. Tamam. Otomatik olarak böleceğiz. Çadırdan direkt hayvanlar direkt birbirini dahi görmeyecek. Hiçbir şekilde tamam. Görmeyecek. Şu kapı brandası gibi brandayı buraya geçireceğiz. Otomatik olarak kapı brandalarını tamam. Araya vuracağız. Yukarı bölmelere mayaların olduğu hizaya en üst tarafa bir boşluk bırakacağız. Anladım. Havalandırmayı otomatik olarak çekecek. Tek fan. Anladım. Arada bir tünel varmış gibi. Hı hı. Yani yukarıda bir tünel olduğunu düşünün. Çok güzel. Tamam anlıyorum. Akıllı pencere sisteminden hava içeriye girecek. Yukarıdan da alıp atacak. Çünkü asit yukarıda gezer. Bunu yaptığımızda da örnek olarak burada yayın yaparız. Asit yukarıda geziyor. Bu tür işletme kuracak arkadaşlara çok faydası oluyor bu bilgilerin. Yani şey de önemli. Yarka satan, paylaşım yapan, çadır satan. Özellikle evet. Çadır satan. Sizi de kastediyorum. Evet. Çadır satan arkadaşlar diyor ki ne? 1000 tavukluk kümes alın, 1000 tane tavuğu alın, bu kadar para, bu kadar para. 2 ay sonra diyor, bu kadar para kazanacaksınız. Yalan. Masada o iş tutmuyor abi. Masada o iş tutmuyor. Aynen. Hayvanı alıp koyacak, en az 2 ay o hayvana bakacak. Evet. Verime girecek hayvan, ondan sonra... Aramasalar. Akıllı pencere sistemini sizin hemen yaptığınız gibi, şöyle. Bunu kapattığımızda zaten içeride dışarıyla alakası kesiliyor. Biz buraya ek olarak sadece bir güzellik yapmış onu diyecektim. Tilki falan girmemesi tilki için. Tilki falan girmemesi için. Tilki çünkü çok arsız bir hayvan. İnce ızgaradan tel yaptırdık. Biz bunu içeriden vurduk. Bununla çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş abi. Elinize sağlık. Yani elinize sağlık. Çadırda herhangi bir sıkıntımız yok. Kafeslerde bir sıkıntımız yok. Kapılarda. Ay ben bir şey içine bereket. Yumurtlayan bağırıyor. Gel yumurtayı topla diyor. Aynen öyle. Evet geçelim. Orayı durdurabilirsin. Bakalım. Şuraya bak şey yapabiliyorum. Arkadaşımız şu anda yumurtaları topluyor. Şimdi şurada mesela bakın şimdi. Hayvan buraya girmiş. Evet. Tamamen doğallığı. Bak yumurta var abi. Dur alayım onu. Oo, sıcak vallahi hayvan sıcak. Hayvan sürekli
kendine bir şey arıyor yani, böyle karanlık yer. Karanlık arıyor. Saklayacak, civciv çıkartacak. Saklayacak yer arıyor. Hayvan kendine saklayacak yer arıyor. Yumurtacı. İçeride kamera sistemini koyduk mesela biz. İçeride bizim iki tane kameramız var. Evet. Biri orada, biri sen orada. Bunu takip edebiliyorsun telefonundan aynı zamanda. Telefondan sürekli online olarak takip edebiliyorsun. Çok güzel abi ya. İçeri o kadar rahat ki. Yani rahatsız edecek. Normal tavuk, tavuk işletmelerine girdiğim zaman boğuluyorum ben. Yani. Ya işte o alttaki gübreden de kaynaklanıyor. Altı hayvanın kuru olursa hayvanda hastalık olmaz. Aynen. Bakteri olmaz. Çoğu kişi diyor işte 3 çeşit 4 çeşit hayvan olmaz. Olur. Şeyini yaparsan, dezenfektanını günü gününe yaparsan, antibiyotiğini, vitaminini düzgün verirsen 10 ay 10 çeşit hayvan gen olur. Hiç önemli hayvan, değil. Hayvan ölümleri ya, rastlanmıyor hayvan değil mi? Olmaz. Bakın içeriği gezdik, ölü hayvan denk gelmedi daha. Aynen, aynen. Hadi bakalım kızlar, hadi yumurtaya. Bütün kızlar yumurtlasın. Yumurta var mı? Yumurta var mı? Hemen cevap veriyorum. Günlük yumurta var mı? Yumurta var mı kızlar? Hemen bağırıyor. Yem varsa yumurta mı var diyorsunuz? Kaliteli yem, kaliteli yumurta. Yem yoksa yumurta da yok ha? Yöntemde şeyin yaptığı gibi diyor ya, aranızda taklatmayan güvercinler. Aynen aynen. Yemi keserim hesabı. Yumurtlamayana yem yok. En güzel kim yumurtluyor söylesin, gelsin kameranın karşısına. En güzel yumurtlayan kim? Sen misin? Sen misin? Yoksa sen misin? Maşallah. Bunların hepsi yumurtlar abi. Bunların çoğu yumurtluyor. Maşallah. Yani Allah emeğinizi zayi etmesin. Aynen. Yalnız yumurtalıkları bence benim fikrim. Şöyle yapıp da şu çadırı biraz daha üst seviye. Bir çeksen çok iyi olacak. Ona ben teneke toplattırıyorum şimdi. Ha. Yağ tenekesi. Ha. Yağ tenekelerin ağzını açıp üst üste 3 kat yağ tenekesi yapacağız. Yağ tenekesinin içine de talaş koyacağız. Biraz daha verim iyi olacak. Akıllı fullukların tanesi 450-500 milyon. Evet. O paka paka. Yani çok, çok büyük bir para. Üretici için çok büyük bir para. Adam yeni yapıyor bu işi. Üretici için gerçekten çok büyük bir para. Aynen. Teneke yapmaları daha mantıklı. Herkes kesinlikle. Çıkıyoruz. Bu son bölümü başka cins için mi ayırmıştın bu bölümü? Son bölümü hem başka cins için ayırdım. Hem de birbirine vurduğunda anladım. Hayvan yara alıyor. Kanıyor mesela. Atak cinsinde özellikle. Kanı gördüğünde birbirine çok fazla vuruyor ve hayvanı öldürüyor. Anladım. Onları biz bu tarafa alıyoruz. Krem, teramisin krem, ne bileyim. Yara kapatıcı kremleri kullanıyoruz. Hayvan düzeldi mi geri bırakıyoruz bu tarafa. Anladım abi. Şöyle dışarıya da bir çıkayım, bir dışarıyı da çekeyim. Hayvanlar yaz aylarında nerelerde mesela, ne şekilde? Mesela sistemini bize açmayın dediler birkaç sefer. Serkan abi de açmayın dedi. İçeriye su alıyor dedi. Ama bazı almadı. Bazı üreticiler alıyor diyorlarmış daha doğrusu. Ya birkaç damla yağmur yan yağdığı zaman oluyor. Maya açık. Dışarıda evet. Yağmur var. Yer kuru. Aynen doğru. Yani mayadan herhangi bir sıkıntı yok. Niye yok? İçeriye suyu almıyor. Benim ya, çadırım da almıyor. Şimdi şıvgın şeklinde yandan vuruyor ya. O arada çadır dışarıdaki brandaya vuruyor. O bir iki damla, bir iki damla atıyor. Ya diyor çadır su alıyor. Hayır işte burası açık komple açık. Ya arkadaş. Yer aşağısı kuru. Hayvan yani yağmuru görürsün bir şey olmaz ki. Şimdi kapakları açsak. Sel mi sanki? Kapakları açsak hayvanların hepsi dışarıya çıkar. Çıkar. Yağmurda çıkar. Gezer. Ama gezer. Kurumayacağı için hasteder hayvan. Aynen. Aynen öyle. Şöyle dışarı. Oh pardon abi. Şöyle bir geçeyim. Burada da bir tane av köpeğimiz var maşallah. Bu abi tavuk mu yiyor? Ne yapıyor? Yok, çok etli ya. Yok tavuğu yemez kesinlikle. He şuna bak ya, kılıç gibi. Çık dışarı. Çık dışarı. Gel. Gel. Çık. Kız mı? Gel kızım gel. Evet. Şimdi buradan indi Fehmi abi, ne yapacağız bilmiyorum. Gerçek. Çıkarız abi, sıkıntı yok. Çıkarız. Çok aşırı derecede bir çamur var burada. Çamur da değil aslında, bu toprak yapısı değişik. Kayrak abi bu. Bu taşı tavuk yiyor. Çamur değil abi. Şimdi tavuğun gezme alanında komple kayrak serilir. Aynen doğru. Şu saha. Aynen bu sahada kayrak serilir. Bu taş hayvanın sindirim sistemi. Millet bunu parayla koyuyor önüne. Taşlık dediğimiz hayvanın içindeki taşlık bölümünde sindirimini kolaylaştırıyor. Yemi parçalıyor bu kayrak taşı. Tamam anlat ve abi. Çok güzel bilgiler bunlar. İstediğini yiyor. İstemediğini zaten yemiyor. Yakın gel Gökhan. Çok güzel bilgiler anlatıyor. Şu mermer tozu. Evet. Mermer taşıyla mermer tozu karışık. Bunu da günlük atıyoruz biz yere.
Bunu ve kayrak taşını istediği zaman yiyor, istediği zaman yemiyor. Çok güzel. Yani vücudun istediği varsa alıyor, yoksa böyle bu şekilde bırakıyor içeride. Anladım. Hayvan bu alanda geziyor. Aynı zamanda da yağmur yağıyor arkadaşlar, öyle yağmurdan. Güzel yağıyor. Bakın, su birikintisine bakın. Yağmurdan, çamurdan kaçtığımız yok. Can Çelik abi, aleyküm selam. Teşekkür ederim. Tavuklar Allah razı olsun diye o tarafta jiletli telemiz var. O taraf, o arazi, duvar kısmı yüksek. Oraya da bir dişi kızımızı koyduk biz de. Oradan tavuğun çıkışını oradan tamamen yasaklıyor. O yüksek yerde bekliyor. Kenardan çıkıyor çünkü. Hakim yani kenarından noktada yukarıya çıkıyorlar. Evet, 7x40 ebatındaki Mersin'deki çadırımız. Kullanım amacı salma, tavuk, yumurta üreticiliği. Çadırın kenarını öyle bir güzel kapama yapmış ki Fehmi abimiz. Yani bizim müşterilerimizden istediğimiz bu arkadaşlar. En az 60-70 santim toprak yığılacak. Aynen öyle. Bunu yığdı. Rüzgarlar esti abi. Değil mi? Bir sürü fırtınalar gördü bu çadır. Rüzgar aldık. Çok güzel rüzgar aldık. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Olay bitti. Mersin'de yani rüzgar biraz fazla oluyor. Tabii bir de hakim yüksek yerdeyiz tepedeyiz şu anda. Tepedeyiz yani şu an. Bitti arkada taraf. Fan koyacak olan arkadaşlar da şeyi kesmesinler abi çadırda. Mesela kapaksız fan koyacaklarında. Teşekkür ederim Mehmet Akaya abim. Allah razı olsun. Şu malzemeyi mesela biz çadırı kestik. Bu şekil bıraktık. Durduğu zaman fan. Durduğu zaman hem fanın kendi kapağı klepeleri kapanıyor. Klepeleri kapanıyor. Hem de o çadır orayı kapatıyor. Ben artık klepe diyeyim. Belki başka bir şeydir ismi de. Kapak, perde diyorlar. Kapak perde diyorlar. Oradaki kesip atmasınlar diyor. Kesip atmasınlar. Çok o şekilde kalsın. Seni de ıslattık bu arada. Yok, Fehmi abi ya. Allah abi razı olsun senden. Sizden ya. Sizden de abi. Yani bizim buraya gelme amacımız belki bir eksiğimiz vardır. Yok abi. Kontrol amaçlı geziyoruz. 2-3 gündür yollardayız. Çok şükür. Sivas. Çadır 10 numara. Malatya. İkinci yaptırmış olduğum çadır zaten. Evet. Önce abi bir mantar çadır. Ön tarafa geçtim. Önce bir mantar çadırı yaptırdım. Şimdi tavuk çadırı. Serkan abiyle de görüştük. Aynı bu bölmeye bir 7x40 daha koyacağız. Ve bu sefer içerisi direkt bölmeli olacak. Çadırdan yana bir sıkıntı yok. Birçok çadır firmasıyla görüştük. Serkan abiyle ayrı bir telefonda diyalogdan sonra zaten mantar yaptık. Sonra bunu yaptık. Akdeniz bölgesinde de gelip çadırı görenler birçok kişi çadır yaptırdı. Evet aynen öyle oldu. Yani sayende bu benim söylememle de olmaz. Tabii ortada nasıl bir mal var. Tabii. Gelecek görecek olayı. Gelecek görecek. İçeri yağmur alma olayı sıfır. Yani gel Gökhan gel bir şey anlatacağım burada. Şu akıllı pencere sisteminde mesela mayadan su alıyor diyorsa eğer tüketici arkadaşlar şuradan da alır. Aynen. Bazen şu gerginlik var ya abim. Toprağa attığınız zaman duvar gibi. Ses hissedebiliyor biliyor musunuz bilmiyorum ama yani eline sağlık, emeğine sağlık. Elinize kolunuza sağlık. Burada memnunuz. Firmadan ziyade senin çok büyük katkıların var. Şu toprağı bu şekilde atmak bu çadırın sağlamlığını 3 katına çıkartıyor. Birkaç üreticinin yanına gittik dernek olarak. Çadırın altını boş bırakıyorlar. Çadırın altını boş bıraktıklarında yani toprağa direkt kurduruyorlar. Evet. Bakteri üremesine sebep oluyor ve yağmurlu havalarda içerisi her zaman nemli kalır. Aynen. Onun altına ya parke taşı ya beton. Ama mutlaka ya parke taşı ya beton. Sahana bayıldım var ya şu malzemeye. Hiç ayağın çamur olmuyor ya. Wow. Hem tavuğa da faydası var. Yani dışarısı cılık cılık su. İçeride bir gram gübrede ama, şey yok. Ama güzel ıslandım. Olsun abi olsun. Sıkıntı yok. Yayına katılan arkadaşlar teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka çadırda görüşmek dileğiyle.